kendisinden hem oradaki izlenimlerini hem de iş güvenliği kanunun geldiği son aşamaya ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Öncelikle iş cinayetiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve de adalet mücadelesini sürdürenlere direnç diliyorum. Ben adalet arayan işçi ailelerinin gönüllü hukukçularını adına ve aileler adına gittim. Bizimle ailelerden iki aile irtibat kurdu. Bu irtibat üzerine gittik, kendileriyle görüştük. Vaka şu, 2006 yılında Gümrük Belediyesi suyu ve kanalizasyon ve arıtma sistemini özelleştiriyor. İmtiyaz sözleşmesi yapıyor, Akfen'e. Akfen bu şeyi alıyor, özelleştirme ve terfi istasyonlarını. Devamında çalışma koşulları bakımından bir defa terfi istasyonunda görevlendirilen insanlar iş ve işçi güvenliği tedbirlerine dair gerekli eğitimleri almamış. İkincisi, işveren fiziki güvenlik koşulları noktasında gerekeni yapmamış. Bu nereden çıkıyor? Birincisi, ilk indirilen içe aşağıda dinamo bozuluyor. Terfi istasyonunda terfiyi sağlayan iki dinamo var. İki dinamodan birisi bozuluyor. Bozulan dinamonun tamiri için aşağı indirilen Mevlüt Özbakan elektrik işçisi değil, kamyon şoförü olarak dönmüş. İkincisi, devamında gelen işçiler bakımından da aynısı geçerli. Bunlar elektrik işçisi değil. Dolayısıyla da aşağı indirilen işçiler bir kere aşağıda meydana gelen arızayı tamir edebilecek efsafa sahip olarak işe alınmış insanlar değil. İkincisi, burada Gezi Parkı direnişi dolayısıyla tanık olduğunuz ve yaygın kullanılan o 50 TL'lik gaz maskesi esirgenmezse aslında aşağı inen işçi metan gazı zehirlenmesine uğramayacak. 3 saniyede ölüm gerçekleşiyor. Üçüncüsü, çok basit madenlerde kullanılan gaz ölçüm aparatları var. Gaz maskesinin dışında. Gaz ölçümü yapılarak indirilse yine bu iş cinayeti gerçekleşmeyecek. Ve bunlar çok basit aparatlar. Üstelik de burada 8 metrelik bir kuyudan bahsediyoruz. 8 metrelik kuyudan metan gazı birikmesi ise etrafta oturan yerleşimciler bakımından dışarı saldığı koku nedeniyle önceden biliniyor. Yani bir, orada metan gazı birikmesi bilinmeyen bir şey değil. İki, orada elektrik tamiri için, dinamo tamiri için indirilen işçilerin dinamo tamirinde yetkili olmadıkları bilinen bir şey. Üç, bu metan gazına rağmen aşağıya indirilen işçileri gaz ölçümü ve çıkan gazdan onları koruyacak hiçbir aparat verilmemiş. Savcılık bilirkişi heyeti atadı. 7 kişilik bir bilirkişi heyeti var. Bu bilirkişi heyeti soruşturmasını sürüyor. 1-2 ay içerisinde raporunu tanzim edip savcılığa verecek. Ailelerin kaygısı da şu. İşletme müdürü Mustafa Öztürk de hayatını kaybetti. 7 işçiyi kusurlu bulup herhangi bir ceza davasının açılmaması. Böyle bir ihtimal var mı? Kısmen de olsa var. Dolayısıyla da ailelerin kendi yaslarını tutarken 30 Haziran'da Günlük'te basın açıklaması yapmaları, bunu basına duyurmalarının altında yatan bir neden de bu. Dolayısıyla da bugün nöbeti kendilerine, yani bilhassa ki hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize ithaf etmenin bir nedeni böyle bir vehameti var. Basının, kamuoyunun ve duyarlı bütün insanların biraz Günlük davasını izlemesi önemli. Bir ceza davası açılmamakta da sonuçlanabilir. 7 işçiyi de kusurlu bularak da sorumlu yukarı piramidin yukarısına doğru gitmeyebilir. Kontrol ve denetim sorumluluğu olanlar belli. Günlük Belediyesi'nin sorumluluğu var. Akfen şirketinin işletme müdürlüğüne yukarıya doğru kontrol ve denetim sorumluluğu olanlar sorumluluğu var. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün
sorumluluğu var. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş Teftiş Kurulu müfettişlerinin sorumluluğu var. Aynı zamanda büyükşehir statüsüne geçtiği için bu olan Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin sorumluluğu da ayrıca tetkik edilmesi gereken bir husus. Biz